Merhabalar efendim. Ben TV'den Nefesin Ne Yarat programından merhaba. İstanbul'dan koştum sizler için. Vallahi kal 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 dediler ama yok dedim. Yarın çok önemli bir konuğum gelecek. Ben TV'de Nefesin Ne Yarat günü. Olur mu hiç öyle şey? Evet, işte buradayız, geldik. Çok çok sevgili bir arkadaşım. Gerçekten bilgisine, yaptığı işe, her anlamda çok çok hayran olduğum bir beyefendi. Homeopat doktor veya homeopatik hekim. Homeopatik hekim doktor Levent Buda. Hoş geldin Levent'ciğim. Hoş bulduk, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de ayağımın tozuyla cumartesi akşamı geldim. Evet, ama hiç yorgun görünmüyorsun. Yok, gayet yorulmuyorum iyisin. Ya. Yani 2,5 saatlik uçuş pek harika. Etkilemiyor artık. Çok sık gidip gelince. Tabii, trafik hızlı olunca alıştım birazcık. Hı hı. Şahane. İyi görünüyorsun yani. Sağ ol, kilo teşekkür ederim. Kilo da vermişsin. Evet, iyi şahane gidiyor. Şahane olmuş. Bak, göbeği çektim rahat. Bugün benim çok önemsediğim homeopatinin dışında ayrıca yansıyan kimlikler. Evet, sevgili doktor Levent Buda'nın Yansıyan Kimlikler son kitabını konuşacağız. Bakalım neler neler yazmış, ne güzel şeyler paylaşmış ve ışık olmuş, onları öğreneceğiz sevgili izleyicilerimiz. Ama her şeyden önce doktor Levent Buda kimdir? Bu işe, özellikle homeopatiye nasıl başladı? Doktorluğu nasıl seçti? Odalığa doğru gitti. Onları öğrenelim. Ya aslında insanlar tabii öykülerini kendi yaratıyor. Tabii. Hayat hep tercihler. O yaptığımız tercihler bizi bir şekilde ya başarıya ya başarısızlığa, hı hı, götürüyor. O tercihleri yaparken herhalde örnek aldığım kişiler biraz benim hekimliğime ve bugünüme katkı koydular. İlk şey hani hekim olmama karar, hı, vermeme sebep dayımdır. Dayım hekimdi ve küçük bir köy hekimiyken yanına gittiğimde, liseye gidiyordum o zaman. Ayrıca lisedaşım da İzmir Atatürk Lisesi'nde, biz ikimiz de. Hoşuma gitti yaptığı iş. Çünkü oradaki insanlardan aldığı elektrik, o hekim, yani eski köylerde hekim vardır ya böyle şey, hı hı, pek çok konuda insanlara örnek olur şey, öyle bir hekim dayım zaten. Onun üzerinden hekim oldum. Evet. Yani ona özenip, belki ona örnek alıp. 9 Eylül Fakültesinden 1991 mezunuyum. Ardından, evet, bir 12 sene kadar şeyde çalıştım, acil serviste çalıştım. Hı hı. Son 2 yılında evliydim. Sonra işte oğlum doğdu. Oğlum doğunca tabii acil servisteki çalışma koşulları evde pek uymuyordu. Artık dedim ki hani daha yerleşik bir yaşama geçmek lazım. Ve işte sağlık ocağına geçtim. O dönemde sağlık ocağında günde 120 kadar hasta bakıyorum. Yani böyle yoğun bir trafik ve hani 120 hastaya bakabilmek için hani bakmıyorum aslında. Hmm. Yaptığım iş sadece onların bir iki lafının içinden çekip onlara bir ilaç yazmak ya da işte düzenli kullandığı ilaçları tekrar reçete etmek. Evet. Başka bir şey yapmıyordum. İyileştirme adına ne yapıyorum onu da bilmiyordum. İlaç yazıyorsun. Yazdığın ilaç bittiğinde eğer ilacı almazsa hasta gene hasta oluyor. Evet. Yani hastalıktan iyileşiyor mu değil mi? İşte bu süreçte araştırmalarım başladı. Ve bir tane de kuzenim var, Almanya'da yaşıyor. Almanya'da yaşayan kuzenimin karısı sürekli homeopatiyle tedavi oluyordu. Bana diyordu sürekli homeopati öğren, homeopati öğren, ama öğreneceğim, nasıl öğreneceğim? Türkiye'de yok, bilen yok. Yani, hı hı, o zaman çok şey. Önce Almanca öğrenmem gerektiğini, hı, düşünüyordum hep. Askerlik bana bir artı koydu. Askerlik dönemimde Almanca'ya başladım. Ardından 2 sene Göte Enstitüsü'nü bitirdim. Sonra Göte bana bir yüksek Almanca kursu için burs verdi. Hı hı. Bir sınavı kazandım. Almanca'ya adam ettikten sonra o sırada internet gelişti. Yani hayatta bazı şeyler de insanın önüne şans gibi geliyor belki de. İnternet teknolojisi gelişince hepimizin bir mail adresi oldu. Ben, hı-hı, o zamanki mail adresimi hala kullanıyorum. Ve o mail üzerinden Almanya'da birkaç enstitüye başvurdum. Evet. Şu anda gerçekten Avrupa'nın en iyi enstitülerinden biri olan Wishom ya da Avrupa Homeopati Enstitüsü, hı hı, ki bütün dünyadaki eğitimlerin de öncülüğünü yapar. Bana dedi ki gel biz sana burs verelim. Hı hı. Sen bu eğitimi al. Ama bursunun karşılığı da ülkende eğitimci olman ve homeopatiyi tanıtman. Çok güzel. Yani olur, okey. Ondan sonra ben Almanya'ya gittim. 3 sene
homeopati temel eğitimi aldım. Sonra işte bir kısım başka eğitimler için gittim geldim. Sonra Türkiye'de ve Almanya'da eğiticilik eğitimi aldım. Burada eğitim veriyordum. Uzmanlar eğitimi izliyorlardı ve benim eksiklerimi, fazlalarımı söylüyorlardı. Şu bu derken 2002'de başlayan yolculuk 2007'de bitti ve ben 2007'den beri muayenehanemde homeopatiyle hasta bakıyorum. Ama tabii durmadık. Eğitim veriyorum. Sanırım iyi bir sosyal medya yöneticisiyim. Kesinlikle. Kendim yönetiyorum. İyi bir konuşmacısın. Bunun üzerine iyi konuşmalar çıkıyor. Sık işte. Sık davetler alıyorsun. Sık davetler alıyorum. Evet, yani işte yılda en az bir 5-6 kongre çalışmam var. Çok güzel. Konuşmam var. İşte bu Perşembe işte, bu yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Tepecik'teki Eğitim Araştırma Hastanesi özel davet etti. İşte gideceğiz, onlarla konuşacağız. Orada homeopatiyi anlatacağız. Çünkü 2003 yılında çıkan yasayla artık Türkiye'de homeopatiyi uygulamak yasal. Sadece hekimlerin kontrolünde. Onu da bir vurgulayalım değil mi? Sadece evet, hekimler, ben... sağlık görevlileri, hemşireler, hayır. Hayır. Şimdi yasaya göre sadece hekimler yapabilir. Evet. Hekimlerin verdiği orderları, yani evet, hastaya uygulanması gereken orderları eğitim almış hemşireler uygulayabilir. Diş hekimleri kendi alanında uygulayabilir. Veteriner hekimler kendi alanlarında uygulayabilir. Eczacılar da eczanelerinde satarken danışmanlık verebilirler. İlaçlar çok yakında ilaçların üretim ve ithalat ihracat yönetmeliği çıkmak üzere. Şu anda ilaç firmalarından geri bildirim istedi bakanlık, herhalde 1-2 ay içinde bu yönetmelik de çıkar ve ilaçların ruhsatlanması sürecinin de tamamlanmasıyla çok yakın zamanda, en yani yakın dediğim gene 6-8 ayı bulur herhalde ilk ilacın ruhsatını. Ama 2019 içinde. 2019 içinde ya da sonunda ilaçlar artık homeopatik ilaçlar eczanelerde satılmaya başlayacak. Türkiye Avrupa'daki standardı yakaladı. Bir eksiğimiz var. Sadece İsviçre, Almanya, işte Fransa, Belçika gibi ülkelerde Avrupa Birliği'nin temel lokomotif görevi gören yani ülkelerinde homeopatiyi sağlık sigortaları karşılıyor. İnşallah evet, Türkiye'de de karşılamaya başlarsa işimiz artık iyice kolaylaşacak. Harika. Ne güzel, her yere yetişebiliyorsun ama sanırım bir zaman yönetimin de var. Var. Verdiğin sözü tutuyorsun. Verdiğim sözü tutmak için gayret gösteriyorum. Tutamayacağım sözlere de evet, vermiyorum. Yani evet, özellikle ne zaman gelip, ya sen beni herhalde bir evet, 4 ayda evet, 5 ayda evet, Levent evet, ne zaman geleceksin, evet, Levent evet, ne zaman geleceksin diye. Tabii canım, o zaman söz vermedin, bu zamana söz verdim. Ben dedim ki ancak bu zaman gelebilirim. Tabii, bir de hasta bakıyorsun burada. Bir de hasta bakıyorum tabii, yani muayenehanem aktif işliyor ve yoğun. Hani bazen hakikaten devlet hastanesi polikliniği kadar yoğun olabiliyor. Evet, evet, biliyorum. Hastaların az daha hani az daha kavga edecekler diye korkuyorum evet, bazen evet, ama yani keyifli, bence keyifli. Harika, harika. İlk kitabından sonra ikinci kitabın da çıktı ve evet, bunu heyecanla bekliyorduk. Efendim, Yansıyan Kimlikler. Şimdi birazcık dilersen Yansıyan Kimlikler'den bahsedelim. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ya aslında bu bir kişisel gelişim kitabı gibi de algılanabilir. Ama hani neyi yansıtıyor, kimlikler nedir? Yani hepimizin bir kimliği var sonuçta. Ben Levent buradayım, sen Yelda Çetiner'sin. Ve birer nüfus cüzdanı üzerinde bunlar yazıyor. Pasaportumuzda bu bilgiler var. Ama buradaki bahsettiğimiz kimlik bence daha çok homeopatik zihin ve fizik beden bulgularından ortaya çıkan yaşam öyküleri. Bunu niye yazdım ben? Şimdi homeopati öyle bir bilim dalı ki hastayı bir bütün olarak değerlendiriyor. Evet. Ve bu bütünün içinde hastanın fizik bedeni var. Yani kolu ağrıyor, dizi ağrıyor, işte başı ağrıyor, kaşıntısı var, şu bu. Zihni var. Hastalık ortaya çıktığı zaman endişe geliştiriyor. Hastalık ortaya çıktığı zaman ağrıyla birlikte öfke geliştiriyor. Bunlar var. Ve bir düşünce sistematiği var düzenli olarak. Bazı insanlar hep kulağını bu eliyle böyle gösterirken bazı insanlar hep böyle gösteriyor. Şimdi yani bunu nasıl şey yapacağız? Birbirinden farklılık. Ha kötü mü? Değil. O sadece böyle düşünüyor. Bazı insanlar bardağı dolu görürken bazı insanlar yok, yarısı boş diyor.
Yani bu farklılıkları bir arada kapsayan bütün fizik bedenini, zihnini bir arada toplayan her bir ilacın bulgular topluluğu var ki biz buna ilaç resmi diyoruz. Bu ilaç resmi bizim için çok önemli. Bu resme benzeyen bir hasta gördüğümüz zaman çünkü o ilacı o hastaya veriyoruz. Evet. Aslında hani bu bir matching sistemi yani birbirini üst üste bindirme sistemi ki ilaç seçebilirsiniz. Şimdi bunlar tabii bir hekim için çok güzel. Çünkü bize çok yardımcı ufak tefek şeyler var ama bu bir bakış açısı sağlıyor insana artık. Ben sana baktığım zaman önce Yelda'yı görüyorum ama ondan sonra göz kırpışından, işte dudağını oynatmandan, kolunu açıp kapatmandan nasıl bir insan olduğuna yönelik ipuçları yakalıyor. Evet. Bu benim ne işime yarar? Ben muayenehanemde bu konuyla ilgili hastaya ilaç seçiyorum ve iyileştiriyorum. Ama dışarıda ne işimize yarar? İşte homeopatinin dış kullanımlarını bu yüzden yazmak için elimden geleni yapıyorum. Bir sonraki kitapta belki yani bir sonraki kitabın projesi üzüntü. Üzüntüyü yazacağım. Yani genel çünkü çok yaygın bir duygu. Ama yazıp yayınlamayı planladığım iki konu daha var. Bir tanesi insan kaynaklarında homeopatinin kullanımı. Diğeri de pazarlama, reklam ve marketingte homeopatinin kullanımları. Çünkü zihin bulguları bizi bir şekilde bu anlamda çalışmaya itiyor. Bunlar aslında neuroscience hepsi. Homeopati de bir neuroscience. Yani sinir bilimi, yani zihin bilimi. Şimdi bu kitap bize ne fayda sağlar okuduğumuz zaman? Karşımızdaki insanı tanımayı sağlar. Çok güzel. Karşımızdaki insanı tanırsak, bir farkındalık geliştirirsek onu o şekilde kabul etmeyi öğreniriz. Çünkü insanlar olduğu gibi kabul etmek en temeldir. Yoksa sevgi duyamayız. Sevgi duymanın temeli onu olduğu gibi kabul etmektir. Şimdi en yakınımdan örnek vereceğim. Çünkü şey çok önemli. Yani insan eşini sever. Ben hala aşığım açık ve net söyleyeyim. Sevgiler eşinize ve tatlı yavrunuza. Sağ olun. İnsan eşini sever. Eşini niye sever? Hep yanındadır çünkü. Ama onun kızdığımız yönleri de vardır mutlaka aslında. Ama sevgi onu her zaman yener. Tabii ki. Onu tanırsak kızmayız. Ya da kızdırmayız. Bir de öyle de bir durum doğru, var. Doğru. Yani neden? Çünkü onun öfkeleneceği şeyi bilebiliriz. İşte bu ilaçların düşünce sistematiğini yazdığımız bu kitapla belki de insanları kızdırmadan onları ne yapmak istiyorsak, nasıl birlikte yol çizmek istiyorsak veya onlardan gelecek tepki, bu bunun zaten genel özelliği, niye kızayım ki buna dememizi sağlayacak ipuçları veriyoruz. Aslında ilişkileri yönetmek için birer ayna her bir kimlik. O yüzden yazdım. Bu kitap ancak hani 20 tane ilacın, büyük ilacın, sık görülen ilacın öyküsünü yazdım ama homeopatide 4000 tane ilaç var ve her birinin farklı farklı zihin bulguları var. Bazıları küçük ilaçlar, tabii ki bunlar hani çok önemli değil, çok nadiren çıkıyor karşımıza. Ama büyük ilaçlar çok önemli. Mesela bir insanın neyi neden yaptığını anlayabiliyorsak o zaman kızmayız. Neyi neden yaptığını anlayabiliyorsak ona göre biz de kendimizi sınırlarız ya da açarız. Doğru. Bir insan dedikoducuysa ona ne anlatıp anlatmayacağımızı ona göre karar verebiliriz. Onun veya bir insanın sırdaşlığından eminsek ona her şeyimizi anlatabiliriz. Doğru. Onu yanımızda bir uzun süreçli dostluk olarak görürüz. Biliriz ki o laf dışarı çıkmayacaktır. Evet, yani bu özel sırlarımızı verebiliriz. Tabii, tabii. Ya da işte yaşama dair fikir alışverişinde doğru bulunabiliriz. Doğru. Ama bir dedikoducuya bunu anlatamazsın. Tabii ki. Bazı ilaçları var ki mesela lahezis çok önemli ilaçlardan biridir homeopatide. Bunun içinde de bir öyküsü var. Çok hızlı konuşurlar. Konuşurken hatta aslında çok zeki insanlar. Bu zekaları o kadar hızlı beyinleri çalışır ki dilleri o zihindeki fikir atlamalarına yetişemez. O yüzden de çok hızlı konuşurlar. Ama çok yorucu, çok yorucu. Ama hayatlarındaki önemli şeylerden biri de bu hızlı konuşurken
aslında neyi nereye söylediklerinin dikkatini de kaçırdıkları için belki dedikodu yaparlar. Bu yani çıkıverir. Ağzına diye çıkıverir. Belki karşı tarafının neşesinden ya da gülücüğünden, kahkahasından alacağı enerjiyi yakalamak için söyler onu. Ya da biraz da hindir aslında. Hani ilacın özelliklerinden biri. Kin tutar, hindir, bazı şeyleri planlı yaparak söyler. Ama dedikoduculuğu sever. Merak da diğer bir kısmıdır. Çünkü dedikodu alacaktır oradan. O yüzden lahiziz kimliğini tanırsak ona söyleyeceğimiz kısımları bilebiliriz. Hatta bir başkasına iletmek isteyeceği şeyleri biz ona söyleyebiliriz. Yani doğru. Bir politika, hayat bir politika. İlişki yönetimi, hani ilişkiyi yönetmek çok önemli. Çok. O yüzden de bu kitap bence hani günümüz insan düşünce sistematikleri için daha anlaşılır olabilmesi için de bir öykü kıvamında. O yüzden de okuduğumuz zaman pek çok tanıdık şeyi yakalayabilirsiniz. Evet. Hem kendinizden hem çevrenizden, hatta ünlülerden. Bazıları sadece hani magazin basınından alınmış bilgilerle yazılmış öyküler bile var içinde kitabın. Bize o yüzden çok tanıdık gelebilir. Evet. Ama hani birebir o kişidir diyemeyiz. Bu sadece dışarıdan görünen, gösterilen belki. Hani çünkü bence pek çok ünlü insan dışarıya gösterdiğiyle içinde yaşadıkları ayrı. Ve bunu ben olsam ben de öyle yaparım. Hani çok ünlü bir insan olsam dışarıya oynadığımla içimde yaşadıklarımı ayrı tutarım. Sen dönürsün. Yok değil mi ya? Yok. Yani ben işimi iyi yapan bir hekimim. Evet. Yani kendi alanımda, homeopati alanında işimi iyi yapan bir hekimim. Ve bu alanda da olmaktan çok mutluyum. Ünlülük nedir ki? Öyle. Yani düşünürse. Çok alçak gönüllü olduğunu da biliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, homeopati tamam beyefendi anlatıyor ama nedir bu homeopati diyecekler şimdi. Evet yani. Bilmeyenler de var tabii ki. İlk kitapta da onu anlattık biliyorsun. İlk kitapta ev eczanesi. Evet. Bir önceki programımızda onu konuşmuştuk. Gene de şöyle bir üstünden geçelim. Üstünden geçeceğim tabii ki yani çünkü çok Türkiye'de tanınan bir konu değil ama aslında. Duyuyorlar ama ne olduğunu bilmiyorlar. Yani ben işte bu benim bursumun şeyi, o yüzden çıkıyorum bu programlara. Hani bursumun karşılığını ödemek bana keyif veriyor. Ama ne kadar çok anlatılırsa sanırım o kadar yaygınlaşacak. Tabii yani bence insanların bundan faydalanabiliyor olması ya da faydalanma isteğinin olması, bilgilenmeleri çok önemli. Çünkü önlerine çıkan konuda mutlaka bir şekilde homeopatik yardım da alabilirler. İnanıyorum ben yani. Çünkü teorikte %100 başarısı. Harika. Pratikte %100 yakalayan hekim var mı? Yok. Hani ben de yakalayamam. 10 hastanın 10'unu da iyileştireceğim diye de bir iddiayla çıkmıyorum yola. Ama hani 7-8'i benim muayenehanemden mutlu ayrılıyorsa bu çok büyük bir şey gerçekten. Yani bunun sonucunu bu şekilde almak ve insanların bir hayır dua etmesi benim için çok önemli. Bu çok yaptığım işin de en güzel kısmı bu. Gelelim homeopatiye. Şimdi homeopati yaklaşık 220 yıllık bir tedavi sistemi. Aslında ilk bahseden Hipokrat ama sonra Galen'le birlikte uykuya dalmış homeopati. Ardından Paracelsus, İsviçreli hekim, ünlü günümüz farmakolojisinin kurucusu biraz bahsetmiş. Ardından Hahnemann bugünkü sistematiğini oturtmuş. Bir Alman hekim. Bu sisteme göre aslında benzer benzeri tedavi eder diyoruz. Benzer benzeri çeker gibi. Evet. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamanın çok kolay bir şeyi var aslında. Hani çok basit bir şey. Hepimiz mutfakta soğan doğramışızdır. Ama salata yaparken, ama yemek yaparken. Bekar erkeklerde, ben de bekarlığım döneminde yemek yapmışımdır. Biliyorum yani. Soğan doğradığımız zaman ne gelir başımıza? Sen söyle. Gözümüz yanar. Gözümüz yanar. Gözyaşlarımız akar. Gözyaşlarımız akar. Burun kökünde bir yanma hissederiz. Evet, evet. Burnumuz fazla gözyaşından dolayı biraz ıslanır. Hatta belki bir sümkürme ihtiyacı duyabiliriz. Şimdi böylesi bir hastalık söyle bana, benzer olsun. Benzer olsun.
gözünün burnunun aktığı. Nezle gibi örneğin. Nezle. Ya da alerjik nezlenin akut dönemleri. Evet. Ya bahar. Böylesi durumlarda soğandan yapılmış ilacı biz hastaya verebiliyoruz. Oo, çivi çivi söker gibi oldu. Aynen bu. Öyle. Yani mesela. Yani biraz azdırıyor mu ilk etapta olan şeyi? %15 ile 30 arasında böyle bir reaksiyon var. Ama bu ilacın doğru seçildiğinin göstergelerinden biri. Evet. O yüzden de böyle bir şey olduğu zaman ben seviniyorum. Oh oh şahane diyorum hastaya. Nasıl ya diyor, benim burnum daha fazla akmaya başladı diyor. Evet. Evet, akacak ama geçecek, merak etme. Peki ağrı çoğalıyor mu ağrılı durumlarda? Çok nadir. Çok nadir. O çok çok yani şöyle söyleyeyim, yani yaklaşık 12 yıldır homeopatik hasta görüyorum. 10-12 yıldır. Ya bir hastada görmüşümdür aşırı reaksiyon ya da iki hastada. Ve günde biliyorsun muayenehane nasıl çalışıyor. Evet, yani. Evet. Kaç hasta var? Allah'a şükür. Hani şükür. Hasta potansiyelim oldukça iyi. Ama ya başka bir örnek daha verelim mi aslında? Verelim. Çok güzel olacak. Verelim. İnsanlar anlasın. Günde 8 tane böyle büyük ben bardağı gibi bardakta kahve içen bir insanda ne olur mesela? Sen düşün. Ben şimdi küçük kahve içeyim. Bence de. İlk başta çarpıntı olur. Bir. Nabzı yükselir. Kahve, ben o kadar çok içmediğim için. Gece kahve içerse yaşlılar ne olur değil mi? Uykusuzluk olur. Evet. Evet, başka ne olur? Çok sık idrara çıkma. 4. Evet. Şimdi buna benzer bir hastalık tablosu düşünelim. Buna benzer başka. Mesela çarpıntısı oluyor. Endişeleniyor çünkü gözleri açık. Anksiyete bozuk. Evet. Panik atak. Panik atak, of. Yani böyle durumlarda kahveden yapılmış ilacı kullanabiliriz. Ama homeopatik ilaçlar normal ilaçlar gibi hazırlanmadığı için bu süreç önemli. Bir potansiyelizasyon süreci dediğimiz bir süreç var. Bu ilaçlar sulandırılıyor ve sulandırılırken de potansiyelize ediliyorlar. Bu potansiyelizasyon ileri çalkalamalar demek. Ama vurarak çalkalamalar demek. Gerçekten hazırlamak çok uzun bir süreç. Ekipman çok mu? Yani, çok ekipman yok ama çalkalama süreci uzun sürüyor tabii yani. Bir ilaç yani için 100 kere. Ha, yayık ayranı gibi çalkalanıyor. Yayık ayranını yaptığın zaman ne çıkar? Güzel bir lezzet çıkar ortaya. Tereyağı da öyle çıkar tabii. Yani o zaman ne diyoruz? Emekle elde edilmiş ilaç. Blender'a koyup yapılmaz. Keşke. Keşke o zaman çok hızlı. Ha, günümüzde bu çalkalamaları tabii ki makineler yapıyor. Evet. Fabrikalarda. Ama eskiden insanlar bedenleriyle yapıyorlarmış bunu. Yani ilk homeopatinin tarihçesi de bayağı bir eski. 220 yıl işte diyor. Yani adamın ilaçlardaki bu potansiyelizasyon sürecini bulması nasıl biliyor musun? Yani inanılmaz. Yani gözlemci bir insan ve gözlemlediğini bir teoriye oturtabilen bir insan için gerçekten bulmamak imkansız. Hı-hı. Ama çok gerçekten de çok şanslı bulunmuş. Hı-hı. Çünkü Hahnemann o zaman doğadan ilaçlar kullanıyoruz biliyorsun. Hı-hı. Bitkiler, mineraller ve bazı hayvanlar. Ama kullandığımız hayvanlar hani şey kalamar, hı-hı, işte arı zehri falan falan. Hani zaten kullanılan şeyler. Şimdi bu ilaçlar ana tentür olarak hazırlanıyor. Ana tentür hazırlama klasik eczacılık sistemi. Hı-hı. Bu ana tentürle hazırlandıktan sonra Hahnemann ilk bu ana tentürleri kendisi hastalarına vermiş, tamam veriyor ama ardından yan etkiler çıkıyor çünkü, hı-hı, materyal dozu. Kahve içmiş gibisin. Bu materyal dozu demiş ki ben azaltırsam o zaman hastalardaki yan etkileri de azaltabilirim ve sulandırmaya başlamış. Belli bir seviyeye geldiğinde etki gidiyormuş, ha demiş bu seviyede durmam lazım. Hı-hı. Bunları da yakalamış. Sonra o durabileceği seviyeyi yakaladıktan sonra bu ilaçları köy köy gezerek doktorluk, hı-hı, yapıyormuş ve eşekle yüklüyormuş. Eşekle giderken ilk gittiği köyde son gittiği köy arasında aynı ilacı verdiğinde etkiler arasında fark, hı-hı, olmuş. İlk köyde etki daha azken ilaç etkisi, son köyde daha fazlamış. Allah Allah demiş, bir şey olması lazım. Yani bu iki köy arasında ben ne yaptım? Sadece eşekle gittim, hı-hı, yürüyerek gittim, bilmem ne yaptım. Ne olabilir, ne olabilir diye düşünüyor.
Eşek biliyorsunuz köfelere bir şey koyduğun zaman böyle sallana sallana gider. Bu sallanmayla çalkalamayı bulmuş aynı zamanda. Aa, ne güzel bir eş zamanlılık olmuş. Evet, bu eş zamanlılıkla birlikte aslında zeka. Kesinlikle. Demiş ki ben bunları laboratuvarda hazırlarken çalkalayayım bakalım nereye kadar etki gidecek. Deneme yanılma metodu. O zamanlar öyle. Öyle. Günümüzde bunları tabii ki biz research'lerle bulabiliyoruz. Hı-hı. Günümüzde artık fizik kurallar ve fizik araştırmalar da çok gelişti. Bu işin aslında kuantlarla alakalı, hı-hı, olduğunu, yani atom altı parçacıkların hareketle birlikte enerjilerinin artışına bağlı olarak homeopatik ilaçların daha potansiyelize olduklarını çalkalanarak bulmuşuz. Hı-hı. Ama bunu bugün buluyoruz. O adam o günkü bilgiyle şans eseri buluyor. O günkü bilgiyle enfeksiyon hastalıklarını tarif ediyor, insandan insana bulaşabilen ya da hayvandan insana bulaşabilen. Bunu diyor küçük küçük canlılar yapıyor diyor ama göremiyor ki. Göremiyor. Mikroskop yok. Tabii. Günümüzde biz onu görerek yapıyoruz. Tabii. Ve biliyoruz ki artık içimizde de binlerce, milyonlarca mikrop yaşıyor. Bunlara biz probiyotik diyoruz. Probiyotik görevini görecek, etkisini yaratabilecek homeopati ilaçları var mı? Şimdi homeopati şöyle çalışıyor. Hı hı. Vücuda girdiği zaman bir enerji, nasıl suya atılan bir damla taş böyle bir dalga oluşturur ve bir seviyeye gider gider sonra silinir. Onun gibi vücuda giriyor ve bir enerji dalgası yaratıyor. Bütün vücuda yayılıyor ve vücutta iyileştirilmesi gereken yerler tetikleniyor. Burada immün sistem, yani bağışıklık sistemi bloke ediliyor. Bloke edildiği zaman, bloke diyorum, immün sistem motive ediliyor ya da yeniden çalışmaya ve ya da yeniden baskılanmaya yönelik kararlar, orada iyileşebilmesi için bedenin içinden çıkan bilgilerle, aslında bizim bedenimizde iyileşme bilgilerimiz var. Biz hatırlatıyoruz homeopatiyle. İşte böyle olunca bedendeki immün sistemdeki o modülasyon, yani ayarlama ile birlikte probiyotiklerle ilgili olan kısım da düzelmeye başlıyor. Çok güzel. Ama şöyle de bir durum var. Eksik olan probiyotik vücuda lazımsa onu dışarıdan vermek lazım. Homeopati onu veremez. O yüzden ben hastamın şikayetlerine bakarak probiyotik ihtiyacı var mı yok mu bunu gördüğüm zaman mutlaka probiyotik tedavisine ekliyorum. Yani her önüne gelen insan doktora sormadan kafasına göre probiyotik almasın mı? Almasın yani, almasın. Bu şey değil. Hiçbir ilaç doktora sormadan alınmaz. Hiçbir ilaç. Ben birinci kitapta homeopatik ev eczanesini yazdım. Basit kullanımlarıyla ilgili olarak, mesela ayağını çarptın, burktun, işte hafif başın ağrıdı, sıradan bir baş ağrısı, stres oldun işte başın ağrıdı falan ya da basit bir enfeksiyon. Ama işte çocuğun ateşi var, gece saat 11'de yükselmiş, o saatte hani gidemeyeceksin doktora ya da ulaşamıyorsun doktoruna. Homeopatiyi evde nasıl kullanabilirsin ve bunu kullanma sınırların nerededir? Kaç gün kullanabilirsin? Bunlarla ilgili bilgiler yazdık ilk kitapta. Ki insanlar homeopatik ilaçlar çıktığında bu kitabı alarak evlerinde güvenle kullanabilsinler. Ama mesela enfeksiyon hastalıklarında ateş varsa, çocuğa ilacı verdiniz, ateş düştü, çocukta iyileşmeler başladı. Tamam, okey. Ama iyileşmedi ve siz buna rağmen ateş düşürüp veriyorsunuz ve 48 saati geçti ateş. O zaman mutlaka bir doktor görmesi lazım. Bu zaten standart tedavinin bir kısmı. Yani bir başka doktor da aynı şeyi size söyleyebilir. Evet. Antibiyotik yazacak ya da ortodoks tıbbı yapan bir doktor da. Bu sınırlamalar içinde homeopatiyi kullanmanın evde bir mahsuru yok. Ama homeopatik ilaçları da kronik hastalıklarda mutlaka bir doktor kontrolünde kullanmak lazım. Yıllarca kullanılmış tansiyon ilacı varken hastanın, hani ben homeopati ilacı alıyorum, tansiyon ilacımı keseceğim. İyileşme oldu mu, olmadı mı? Tansiyonu nasıl takip edeceğiz ya da işte şekeri nasıl takip edeceğiz? Bunları bilmeyen birisiyle homeopati tedavisini yürütmek
kişiye faydadan çok zarar sağlayacaktır. Bunu bilmek lazım. Çok doğru. İki tane soru, kafamda hazırladığım soru var. Bunlardan bir tanesi büyük kızım Eda'nın, dün benim eğitimimdeydi kendisi. Anneciğim ne olur doktor beye sorar mısın dediği bir soru. Yaklaşık 4-5 yıldan beri ne kullandıysa, ne ilaç kullandıysa egzamasına bir türlü çare bulamadık. Özellikle kış aylarında soğuğunda etkisiyle eller kızarıyor, çatlıyor. Hatta çok kanıyor. Elini yıkadığı zaman kanama yapıyor. Dün de ona dediler ki yani biz başkasına geçmediğini biliyoruz, öyle biliyoruz. Bulaşmaz. Ama arkadaşlar iddia etti hani bulaşıcıdır diye. O egzamanın da çok üzüldü. Üzerine bir şey yerleşirse o çatlaklardan o bulaşabilir. Ha, o başka. Yani bazı bakteriler ama egzama geçmez diye biliyorum. Bulaşmaz. Egzama bulaşıcı bir hastalık değil. Hı hı. Mantar olsa bulaşır. Hı hı. Ama egzama bulaşmaz. Özellikle kış aylarında artan egzamalar için özel ilaçlarımız var. Var. Homeopatide. Yalnız cilt hastalıkları şöyledir. Hı hı. Homeopatide bir iyileşme hiyerarşisi vardır. Bunu yaklaşık 150 yıl önce Dr. Constantine Haring de bir Amerikalı hekim tarif etmiş. Bu bilgiye göre homeopatik hastalıklar sondan başa, yani en son çıkan hastalık ilk önce iyileşir. En eski hastalık bulgusu en son iyileşir. Yani şöyle diyelim, hastanın hem diyabeti var, hem tansiyonu var, hem de son zamanlarda böbrek hastalığı ortaya çıkmış. Bir tedaviye başladı, önce böbrek hastalığı iyileşir, sonra tansiyonu iyileşir. Diyabete sekonder gelişmişse en son diyabetle ilgili düzelmeler sağlanabilir. Evet. Bunun tabii hani %100 garantisi yok ama %80 sağlanabilir diyoruz. Şimdi sondan başa bu. İkinci iyileşme kuralı baştan aya. Baştan aya. O yüzden önce kafadaki şikayetleri iyileşir, en son ayaktaki. Kafada ne var? Beyin var. Beyin neyi yönetiyor? Zihni yönetiyor. Hı. O yüzden kişilerin ilk zihinsel bulguları iyileşir. Hı hı. Hasta ilk geldikten sonra ilk tedaviyi aldıktan sonra bir buçuk ay sonraki kontrolünde der ki ya evet dirseğimdeki ağrı geçmedi ama kendimi mutlu hissediyorum. Hı hı. Bu çok önemli. Bu bizim için en önemli iyileşme göstergelerinden biri. Üçüncü iyileşme kuralı da içten dışa. Yani önce iç organlar iyileşir, sonra deri iyileşir. Evet. O yüzden de cilt hastalıklarıyla ilgili şikayetler daha geç iyileştiği için hastaların sabrı yetmeyebilir. Acaba nedir bu egzamaya neden olan şey? Önce içeriği iyileştiriyor. Ne bileyim karaciğerde belki laboratuvarla bile tespit edilemeyen bir bozukluk varsa o düzelir önce. Ondan sonra ciltteki bulgu düzelir. O zaman ben Eda'yı getireceğim. İstediğin senin zaman. Burada olduğum vakit onu da İstanbul'dan çağıracağım, getireceğim. Neyse. Konuşuruz bunu. Çok teşekkür ederim. Rica biraz ederim. Özele girdik ama olsun, bu kadar da hakkım olsun diye olsun. Düşünüyorum. Dört kedi annesi olarak çok önemsediğim bir konu. Veteriner hekimler de homeopati eğitimi alabiliyorlar mı? Onlar alan var mı? Var. Hayvanların üzerinde nasıl etkileri oluyor acaba? Şimdi veteriner homeopati Avrupa'da çok yaygın. Yaygın. Hem hayvan dostu hatta hayvan annesi babası kişiler için kendileri homeopati kullanıyorsa evdeki hayvanları için de homeopati kullanıyorlar. Bu eğitimi almış Türkiye'de de hekimler var. Var mı? Veteriner hekimler var. İzmir'de var. Aa, onu da öğreneyim ben. Ondan sonra ayrıca Avrupa Birliği direktifleri içinde organik hayvancılıkta tek tavsiye edilen yöntem homeopati. Şahaneymiş. Organik süt ya da besi hayvancılığı. Yani et hayvancılığında tek önerilen yöntem homeopati. Çünkü homeopatik ilaç ne eti ne sütü bozuyor. Bozmuyor. Çok güzel. Herhangi bir başka ilaç aldığınız zaman o gün o hayvandan alınan süt atılıyor. O hayvan eti için o günlerde kesilemiyor biliyorsun. Evet. Çünkü
ete geçen antibiyotik ya da diğer ilaç otomatik insana geçecek. Onun için mi bu kadar çok hastalık artıyor? Bilmiyorum. İşte organik hayvancılıkta et ve süt veya işte ne bileyim yumurta ya da işte o hayvandan nasıl yararlanıyorsak bir zarar görmediği için homeopatik ilaçlarla homeopatik eczane ve homeopatik veterinerlik organik tarım hayvancılıkta önerilen bir yöntem. Hatta ziraatte de kullanılan ve ziraatte kullanılması yani organik ziraatte kullanımı ile ilgili araştırmalar var ama daha çok yaygın değil. Çünkü homeopati için canlı bedene ihtiyaç var. İster bitki olsun, ister hayvan olsun, ister insan olsun. Ha bu arada hani geçen günde bir papağana işkence edildi. Bu da çok üzücü. Evet. Hani bunu da söylemek lazım. Hayvancağız yaşamını kaybetti ama o da bir homeopatik remedi biliyoruz. Onunla ilgili bir öyküde yansıyan kimlikler de var. Öyle mi? Yani. Hemen okuyacağım ve hemen paylaşacağım. Ne kadar çok okunursa o kadar ışık olacağına inanıyorum. Evet. Harika. Yeni projeler var mı? Onlardan bahsedelim mi? Şimdi yeni projeler var tabii. Yani şimdi bir kere ilk homeo HR ile ilgili yani insan kaynaklarında homeopatinin kullanımı ile ilgili ilk çalışmayı sevgili Ece Süeren Ok'la birlikte. Ece'ye de sevgiler. Evet. Peryon'da yaptık. Peryon Ege'nin bu seneki kongresinde homeo HR'ı bir sohbet toplantısı şeklinde ilk duyurusunu yaptık ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ne yapacağız? Bir işte homeopatinin insan kaynaklarında kullanımı ne olabilir? İşte takım yaratma olabilir, takımın iç dinamiklerini anlama olabilir ya da personel görüşmesi olabilir. Hı hı. Aslında bir iş görüşmesi sırasında çok komik bir soruyla hastanın, hasta diyorum pardon. Alışınca. Evet, işe alınacak adayın bazı özelliklerini yakalayabiliriz. Hani bir tereyağı sormak aslında o kişinin içindeki endişenin, yani tereyağlı olan ilişkisini sormak. Hı hı. Biraz önce tereyağı dedik ya lezzetli diye. Evet. Bir arkadaşımız da var kalıp kalıp tereyağı yiyor biliyorsun. Ondan onun nasıl bir insan kişiliği olduğunu anlayabiliriz. Bununla ilgili anahtar sorular var. Bunları hazırlıyoruz. Çok İşte bunu güzel. Bir kitaba döndüreceğiz inşallah. Çok güzel. O bahsettiğin kitabın dışında mı? Evet. İkinci, üçüncü kitap Üzüntü. O Üzüntü. Yarısı bitti. Üzüntünün anatomisini mi çıkarıyoruz artık mı? Ama ben adını Üzüntü koyacağım. Çok, yani insanların çok çok üzüldüğü bir zaman dilimindeyiz. O evet, yüzden dünya, çok yararlı. Dünya ilginç bir dönem yaşıyor. Evet. Aslında bir siklus, hep bu sikluslar böyle böyle dönüp evet, dönüp önümüze evet. geliyor ama daha üzüntülü ve daha mutlu zamanları olduğunu biliyoruz insanlık tarihinin. Tabii dönüşüm zamanındayız evet. ama bu dönüşüm biraz acılı olsa da sonrasında güzel olacak diye düşünüyorum. Yani her umudumuz var. Umudumuz var. Yani üçüncü kitap olarak üzüntüyü yazıyorum. Hı-hı. İşte homeo HR ile ilgili çalışmalar ve ara ara onlarla ilgili yazılar yazıyorum aklıma geldikçe notlar alıyorum. Ve homeo marketing yani homeopatinin pazarlama ve işte reklam alanında kullanımı ile ilgili. Bunlarla ilgili ufak ufak paylaşımları da sosyal medyamda yapıyorum biliyorsun. Hani çok şey. Güzel. Çok yararlı buluyorum o minik minikleri. Evet o minikler ve özellikle zihne yönelik notlar bence çok önemli. İnsanın hem kendi hakkında hem de çevresindeki insanlar hakkında bilgi sahibi ya da farkında olması ile ilgili küçük notlar. En önemlisi kendimizi bilmek, sonra çevremizi bilmek. Çok doğru. Bu anlamda hani belki biraz felsefik çalışıyorum bilmiyorum. Ağır mı geliyor? Yok şey bilmiyorum. Ama, benim çok hoşuma gidiyor. Sayfam. Ben hani sosyal medyada birazcık böyle didaktik olmayı da sevmiyorum. Evet. Yani o çok öğretici tavır da bence çok itici. Yani evet. O sürekli şu mesajı veriyor. Her şeyi ben bilirim mesajını veriyor ve itici oluyor. Ama ondan hoşlanan bir kitle de olabilir diye düşünüyorum. Tabii tabii. Ama bilmiyorum. Yani. Herkes kendi rezonansına çekiliyor. Evet. Eş yani çekim yasası bu. Benzer benzeri çeker bilmiyorum. Ya da iter. Ah.
ittiği zaman da oluyor. Mıknatıs etkisi kesinlikle, yani. Kesinlikle. Ama yani ben bunların farkında olarak yaşamak lazım. Evet. İtebiliriz de çekebiliriz de ama evet. Önemli olan insan olmamız, iç sevgimizin yüksek olması ve çok. Bu sevgiyle birlikte temel amacımızın çevremizdeki insanlara yardım etmek faydalı. Olması, faydalı evet. Olmak olması gerekir. Yoksa sadece hani ben merkezli yaşamlar maalesef bir şekilde evet. Bir süre sonra gerçekten yalnız kalıyorlar. Senin merhametli bir insan olduğunu da biliyorum. Teşekkür ederim. Zaman zaman gönülsel, ben ona gönül zekatı diyorum. Gönülsel evet. Yardımlarını hani zaten bunu hani duyurmak o zaman o gönül zekatından çıkıyor. Ama ben duyuyorum, yok, biliyorum. Yok, ben fiziksel zekat da vermeyi seviyorum. Yani evet. bu amaçta da... kazanıyoruz Allah'a şükür. Şükür. Bir lokma ekmek de yiyoruz. Nazar değmesin. Maşallah. Ama hani bunun zekatını da vermek, yani zekat kelimesi bence doğru bir kelime. Hı hı. Hani vermek anlamlı. O yüzden 36 hekim arkadaşımla birlikte 9 Eylül'den mezun olduğumuz çoğu sınıf arkadaşım. Bir vakıf kurduk. Ah çok güzel. Atlas Vakfı mı? Evet, Atlas Sağlık Eğitim Vakfı. Çok güzel. Ve bu vakıf İlk yıl 10, ikinci yıl 20 küsur. Şu anda da 36 tane öğrenciye yüksek öğrenim bursu veriyor. Ben sormadan sen söyledin, harika bir konu. Burada yaptığım çalışmalar gerçekten bana çok gurur veriyor ve o evde bir oğlum var. Hani o her şeyim, canım. Allah hani, bağışlasın. Yüreğimden bir parça. Ama bu 36 çocuk da genç de benim birer evladım. Çok güzel. Hepsini çok seviyorum ve Atlas Vakfı ile birlikte bu çocukların hem yani kişisel gelişimlerine katkı koymak hem de fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için onlara küçük yardımlarda bulunmak bizim için çok anlamlı. Harika. Katkı koyabilen herkesi de bekliyoruz vakfımıza yardımcı olmaya. Nefesimle özellikle biliyorsun çocuklar öyle bir zaman dilimindeyiz ki stres yönetimi, zamanla yarışma, sınav kaygısı ve daha birçok şey, soluklarını, nefeslerini iyi kullanabilirlerse bu söylediğim alanlarda daha başarılı oluyorlar. Bu seni de bir gün bir eğitime çağıralım. Çok memnun olurum. Vallahi yani bizim severek. Çocuklarımız nefes kullanımıyla ilgili bir eğitim alsalar çok iyi olur. Koşarak. Hepimiz zaten gönüllü çalışıyoruz. Yani, kesinlikle. Mesela her sene bir bizim bu 36 çocukla geleneksel toplandığımız bir kahvaltımız var. Ne güzel. Eskilerle yeniler kaynaşıyorlar. Sonra da bir hafta sonu kampımız var. Genellikle Kuşadası'nda bir otelde yapıyoruz ve bu kampta çok kendi alanında değerli insanlar çok gelip güzel. Konuşmalar yapıyor. Harika. Bu çocukları TED konuşmalarına gönderiyoruz ne biletlerini güzel. Alıp. Hani sadece ceplerine verdiğimiz 3-5 kuruşla bırakmıyoruz. Onların ileride mesleklerini seçtikleri mesleklerde başarılı olabilmeleri için almaları gereken eğitimleri planlıyoruz. Çok güzel. Bu eğitimlere katkılarda bulunuyoruz. Hani bir kursa gitmesi gerekiyorsa bir İngilizce kursu olabilir yaptığı meslek neyse işte ne bileyim kişisel gelişim eğitimi hı-hı. Olabilir, sunum teknikleri olabilir, her şu şey olabilir. Bu her şey her türlü eğitimlerine Atlas Vakfı katkı koyuyor. O yüzden de bu vakıfta olmaktan, bu vakfın kurucusu olmaktan harika. Ve bu vakıf üzerinden gençlere yardımcı olmaktan çok mutluyum. Yani benim de içimden şükran ve teşekkürlerimi sunmak geldi böyle bir katkıda bulunduğun için. Bu program 5 tane de olur, 10 tane de olur, hatta her ay düzenli de olur. En kısa zamanda yeniden konuk olmanı eğer o zamanın içinde. Ayarlarız. Çok teşekkür ediyorum. Ayarlarız yerlerce. Çok teşekkür ediyorum. Programımızı kapatmadan önce son söyleyeceğim bir şey var mı? Yansıyan kimlikleri okusun herkes gerçekten. Evet efendim, lütfen. Ben göstereyim istersen tabii, böyle. Tabii. İçinde yaklaşık 20 tane öykü var ve her bir öyküde bir insanı anlatıyoruz. Bilmiyorum sizle ne karşılaşabilirsiniz ama buradaki öyküler mutlaka sizden ve çevrenizdeki insanlardan size katkılar koyacak. Ufak ufak bilgiler içeriyor.
yaşamınızı güzelleştirmek adına küçük bir katkı koyacaksa yansıyan kimlikleri yazmak bana çok keyif verdi. Size de okumak keyif versin inşallah. Hoşça kalın diyorum. Programımız bitti mi? Evet, programımız yani çok üzülerek. O zaman biz bir kahve içelim dışarıda. Kesinlikle. Bir kahve içelim, bir sohbetimize devam edelim. Çok teşekkür ederim. Rica sevgili ederim. Levent Buda, katkıların için. Gönül adamısın. Tebrik sağ ediyorum. Halk insanısın. Sağ onun ol, için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani kimden farklı olabiliriz ki hepimiz? Evet. Sonuçta bir anne baba doğuruyor ve hepimizin genetik kökeni aynı. Ah, dış görüntümüz farklı olsa da hepimizin özü aynı. Aynı şekilde çalışıyoruz. Aynı yerden doğup aynı yerde ölüyoruz ve uykuya dalıyoruz. Keşke bunu herkes hatırlayabilse. Sen hatırladığın için ve hatırlayanlardan olduğun için seni tebrik ediyorum. Sağ ol. Yolun açık olsun. Hatırlatmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkürler. Senin de yolun açık olsun. Sen, çok teşekkürler. Senin burada yaptığın çok önemli Yelda'cığım. İnsanlar ufacık, küçücük bir virgül alıyorsa burada. Kesinlikle. Çok önemli. Farkındalık. Ve sen bu farkındalığa katkıda bulundun, ışık oldun. Sevgili izleyicilerimize var ol, nur ol. Sağ ol, teşekkürler. Evet efendim. Tüylerim diken diken oldu. Gerçekten kalbime dokundu bu program. Sevgili Levent Buda kalbime dokundu. Söyledikleri kalbime dokundu. Atlas Vakfı'nı lütfen elbet bir web sitesi vardır Atlas diye düşünüyorum. Atlas Vakfı go.tr galiba. Tamam. Atlas Vakfı yazıldığında bile zaman Google'da çıkıyor. Lütfen takip edin. Hatta gönüllü olun. Gönüllü olarak katılabilirler. Her bağışta şey, bulunabilirler. Bağışta bulunabilirler. Her şey çocuklarımız için biliyorsunuz. Işık olalım onlara. Kimisi cüzdanından ışık olsun, kimisi kalben, kimisi bilgisiyle ışık olsun ama yeter ki ışık olalım. Evet efendim, bir Nefesinle Yarat programının da tamamladık. Haftaya yeniden buluşana dek, biliyorsunuz bizi nereden izleyeceğinizi, bir saat sonra bu güzel program arşivden izlenebilecek duruma geliyor, kaydoluyor ve sizlerle buluşuyor. www.kanalben.com adresinden bizleri canlı veyahut da arşivimizden izleyebilirsiniz. Her pazartesi 14.10'da biz sizler için buradayız. Sevgilerimi, sağlık ve esenlik dileklerimi sizlere sunuyorum. Haftaya görüşene dek mutlu kalın efendim.